vatandaş dedi ki evet. Alıcın çayını içiyorum, faydasını görmüyorum dedi. Evet Cevdet Bey. Evet göremez çünkü şifalı alıç. 90 çeşit alıç yetişir ülkemizde. Sadece ikisi şifalı. Rastgele alıç kullanamazsın. Evet. Kullanırsan faydasını göremezsin. Biz ne kullanıyoruz? Loplu ve kertikli alıcın yaprak ve çiçeğinin ayrı ayrı destilasyonla elde edilen ekstraktı. Ha, rastgele değil. Ekstraktı. İki bitkinin ekstraktı. 90 çeşit alıçtan sadece ikisi. Bir. İki. Alıcı aldınız. Ürettiniz ekstraktını. Çayını içtiniz. Damarların içindeki plakları çözdü. Peki böbreklere geldi. Böbrekler bunu süzemese ne olacak? Yani rastgele. Ben buradan bir şey söylüyorum. Bazıları gidiyor hemen okus pokus bir şeyler karıştırıp bir şeyler üretmeye çalışıyor. Yanlış. Çözülen pıhtıyı, damarların içindeki plakları çözdü. Böbreklerdeki nefronların da süzme kapasitesini artıracaksınız. Böbrekleri süzemezse ne oldu? Böbrekleri iflas ettirirsiniz. Onun için biz ne yaptık? Böbreklerin fonksiyonunu artırıcı, karaciğerin fonksiyonunu artırıcı 19 bitkiyle takviye ediyoruz. Yani rastgele bir şey üretilmez. Duydun Ahmet'ten, Mehmet'ten. Hemen ben de üreteyim. Öyle yok. Bir bakın kalp damar rahatsızlığıyla ilgili internete işte falan filan firmanın ürününü kullanmış, hastalanmış. Vesaire vesaire. Evet. İsim vermek istemiyorum. Bu iki birleştirilecek olan iki maddede tabii alıç forte'de birleştirilmiş alıçta durumda. Yani insan bireysel olarak bitki bunu kendi başına var. Yapamaz. Evet. Sadece damarların iç yüzündeki plakları çözmüyor. Hı hı. Karaciğer yağlanmasına karşı da etkili. Karaciğerde bir şey olmasın diye. Hı. Böbreklerin nefron, süzge düşürenlerinde fonksiyonlar artırıcı. Evet. Alıç kalp damar için dünyada en etkili bitki.